Sen... Sen... Hazan, konuşmak istiyorum. Hazan, Hazan saçmaladın iyice, yeter artık. Abi ne konuştunuz diyorum. Sana bir cevap versene artık ya. Ya ben geldiğimde konuşuyordunuz burada. Sana ne söyledi? Devam etsene. Sana o herifin kim olduğunu söyledi değil mi? Bak yüzüme bile bakamıyorsun abi. Abi cevap ver bana artık diyorum. Abi bir şey söyle bana. Kim diyorum? Özür dilerim. Özür dilerim. Ne? Ne özür dilemesi abi? Siz annem. Abi bir dakika ya. Siz abi niye koydunuz annemi o torbaya? Abi fermuarı niye kapadınız? Benim annem nefes alamaz ya. Hayır hayır açamazsın. Bir dakika lütfen abi. Lütfen müsaade mi? Abi nefes alamaz. Anne. Anne ben seni affettim.
yaptım sana anne. Ya nereye götürüyorsunuz annemi? Abi bak biz küstük onunla, tamam mı abi? Bizim onunla barışmamız lazım. Ben daha onun elini öpeceğim. Affettim diyeceğim. Biz küstük onunla biliyor musun? Vallahi bak affettim onu ben. Anne affettim seni ben anne. O nefes alamaz abi. Vallahi ben biliyorum anne. Abi yapma gözünü. Abi Allah aşkına. Yasin lütfen. Ya abi. Yasin ne oldu abi? Yasin ne oldu? Bir dakika ya. Sakin ol. Ya. Sakin ol ya. Bir dakika tamam, abi ya. Sakin ol. Bir dakika. Yasin. Sakin ol. Anne. Sakin ol. Bir dur. Anne. Lütfen bir dur. Anne. Tamam gitti, geçsin. Gelmez. Sakin ol. Lütfen. Abi annem aldılar abi. Gitti. Barışacağız. Gitti o artık. Yok. Yok gitti. Bana bak gitti o. Gitti. Gitti oğlum o, gitti artık, gitti. Anne! 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 Ben yapmadım. Anne! Sen niye özür diliyorsun abi benden? Ya ne demek bu? Özür diliyorum ne demek abi? Özür dilerim. Gitmem lazım. Ne zaman arkamı dönsem abimin yanındasın. Bir kere bile değil. Ne zaman arkamı dönsem hep onun yanındasın. Saçmalama abini barıştırdı sizi. Saçma sapan şeyler düşün. Bir şeyler söylemem gerekiyor. Hemen bir şey söylemen gerekmez. Düşünmek için daha zamanın var. Beni yazılı olmayan bir sözleşmeyle serbest bırakıyorsun. Ne düşünebilirim ki? Beni özgür bıraktığını söylerken bunun bir pazarlık olduğunu bilmiyordum. Ben insanüstü bir varlık değilim Ece. Sınırlarım ve asla aşılmasına izin vermeyeceğim kırmızı çizgilerim var. Ve bir sabrım var. Herkesin olduğu gibi. Herkesin olduğu kadar. Kabul edebileceklerimin, görmezden gelebileceklerimin, katlanabileceklerimin bir haddi hududu var. Ve bu hudut defalarca geçildi. Senin tarafından çiğnendi. Gözlerimin önünde çiğnendi. Artık bundan sonrası saygıyı yere sermek olur. Senin bana saygısızlığın değil. Benim kendime saygısızlığım olur.
Pazarlık yok. Seçenek var. Seçimini yapacaksın. Ve bedelini ödeyeceksin. Tıpkı benim ödediğim gibi. Ama artık kır şu şifreyi. Az kaldı Nil Hanım. Sistem bütün olasılıkları deniyor. Bak, sana babamı çaktırmadan 5 maaş ikramiye vereceğim. Bitir şu işi. Çok direndim Sinan. Bunu kalbimden, kendimden saklamaya çalıştım. İnkar etmeye çalıştım. Her seferinde sana daha sıkı sarılmaya çalıştım. Ama olmadı. Ben başaramadım. Kalbimden kaçamadım Sinan. Çok özür dilerim. Böyle değil Hasan. Bu kadar kolay değil. Hasan, kapının önündeyim. Bana o herifin kim olduğunu söyleyene kadar burada kapının önünde bekliyorum. Bunu unutacaksın. İsmarlayabilirim. Seviyorum ben bu kızı ya. Bunu hatırlayacaksın hep. Hep bunu hatırlayacağım. Bunları hatırla. Bunları hatırla. Bunları hatırlayacaksın. Tamam mı? Telefonda ne varsa hepsi tabletinizde Nil Hanım. Harikasın. Ben de tam beni arayacak. Ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Alt tarafı telefonlar karışmış. Abartma canım. Nil, bana bak. O telefonu hemen buraya getiriyorsun. Ay, senin de ne kıymetli telefonun varmış ya. Nil, sana telefonu hemen buraya getiriyorsun diyorum. Duyuyor musun beni? Kusura bakma tatlım. Önce Sinan'la küçük bir işim var. Sen plazaya gel. Sakin ol. Şifrem var.
Sakin ol, karıştıramaz. Sakin ol. Yıllık komşusun. Kolay mı ölüm? Gitti bak. Al şu parayı. Paranın cebine koy. Sen yanlış anladın oğlum. Yok abla. Paranın cebine koy. Ver abla sen şunu. Al. Sen kimin parasını kime veriyorsun ya? O yalının parası benim ölüme de dirime de geçmez. Tamam. İyi, madem öyle. Şimdi ya. İçimden öyle geldi yani. Öylesine yardım olsun diye verdiydim. İçimden öyle geldi. Ah Şükrü ya. Ah, ah arkandan bakmak da varmış. Artık hesabımız mahşere kalmış senle bizim. Ağladık zırladık ama giden gitti. Biz insanlığımızı yaptık. Ama gider ayak. Gider ayak sen benim kızımı ağlatma. Yeter ki sen benim kızımı ağlatma. Zorundasın. Konuşmak zorundasın. Konuşmak zorundasın. (Gülüyor)
Merakla bekliyorum. Yağız'ın peşindesin. Yağız'a olan hislerinin farkındayım. Karşılıksız duyguların yüzünden onun kardeşiyle karşı karşıya kalmasını istemiyorum. Asla böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey yaşamalarına izin vermeyecek. En azından ihtar bırak. Kime evlenme teklif ettiğini öğren bakalım Sinan Bey. İhtar kısmına geçelim. Çıkacaksın bu kapıdan Hasan. Eninde sonunda çıkacaksın. Burada bekliyorum seni. Bitül. Betül, ne olur her şey tamam de. Ne olur vize çıkmış olsun. Lütfen benim buradan defolup gitmem lazım hemen. Ama aç kapıyı diyorum. Sorma. Sorma arkadaşım. Hiçbir şey sorma, tamam mı? Ben burada kalamam artık. Benim gitmem lazım Betül. Hasan yeter artık. Aç şu kapıyı. Tamam, ben arayacağım seni, tamam. Benden böyle kaçamazsın Hasan. Böyle saklanamazsın. Hasan aç şu kapıyı diyorum. Aç şu kapıyı artık, yoksa işler çığırından çıkacak Hasan. Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim Hasan. Sen de bana cevap vereceksin. Gözümün içine baka baka bana o herifin kim olduğunu söyleyeceksin Hasan. Gideceğimiz yere basalım. Nil, cidden ne yapıyorsun burada? Küçük bir işimiz var diyelim. Sen nereye? Eve mi? Yoksa Hazan'a mı? Kiminle işin var? Üçünüz dedi. Sen, Sinan ve Hazan. İşimiz var. İkimiz de başka biri olduğunu biliyoruz Hasan. Artık bana cevap vereceksin. O herifin kim olduğunu gerçekten artık bilmek istiyorum. İşte başlıyoruz. Yüzüme bak ve bana cevap ver artık Hasan. Kim için terk ettin sen beni? Ha? Kim için ayrılıyorsun benden Hasan? Kim söküp aldı kalbinden beni? Hasan bana cevap ver, o yüzüğü kim için attı? Ayrılmışlar. Ya artık susma, delireceğim, bana cevap ver artık Hasan. Allah kahretsin, artık cevap ver bana diyorum. Sinan. Abi. Ne yapıyorsun? Abi. Hasan bana cevap vereceksin. Sakin ol, bir kendine gel. Hasan, Hasan gidemezsin. Hasan gidemezsin, bana cevap vereceksin. Hasan bırak. Hasan bir yere gidemezsin, bana cevap ver diyorum. Hasan böyle bir şey olmamış gibi gidemezsin. Bırak artık lütfen, bırak. Ya ben neden bırakayım, neden? Resmen gözümün önünde başkasına gidiyor. Sen lütfen bırak artık. Resmen gözümün önünde cevap vermeden gidiyor bana, başkasına gidiyor, görmüyor musun? Aa. Hasan bana cevap vereceksin. Şuna bak ya, hiçbir şey olmamış gibi gidiyor Hasan. Hasan.
Hasan! Sinan bırak artık. Ya neden bırakıyorum? Neden? Sen neden tutuyorsun beni? Siz aşağıda bir şeyler konuştunuz değil mi? Bir şeyler bilip saklıyorsun değil mi benden? Hem bana söylemiyorsun hem beni tutuyorsun böyle. Abilik ne yapıyorsun sen bana? Bana cevap ver, sen bana abilik mi yaptığını sanıyorsun? Bu yaptığın abilik mi senin? Bana bir cevap ver. Bana bir cevap ver diyorum. Öyle arkanı dönüp gidemezsin. Abi yüzüme bak diyorum. Bana bir cevap ver artık. O herif kim, bana söyleyeceksin. Hadi söylesene bana. İstersen doktorunu arayayım. Ha? Hadi söyle bakayım lan. Hadi söyle. Söyle canım. Hadi kızım söyle. Neyin var senin? Kardeşim şu yüzden. Ne olur. Söyle. Selin Hanım. Bir dakika Fazilet Hanım. Bir dakika lütfen. Başınız sağ olsun Selin Hanım. Anne ne oluyor? Kayınvalidesini kaybetti de. Başınız sağ olsun. Yukarıda ne olduğunu merak ediyorsundur diye düşündüm. Lobiye sordum, çıkmadığını söylediler. Tuvalete kapandığını tahmin ettim. Keşke o yüzüne çarptığın su gibi akıp gitse. Ama gitmiyor işte. Bak o ikisi yukarıda şimdi konuşuyorlar. Sinan'ın sesi koridordan duyuluyor. O herif kim diye bağırıyor abisine. Hazan'ın kalbini ellerinden alan herif kim? Her şey daha da kötüye gidiyor ve daha da kötü olacak. Ay daha ne kadar susarak atlatacaksın onu Hazan? Şu an öfkeli ve öfkeden gözü hiçbir şey görmüyor. Ama bir gün görecek, gözlerinin içine bakacak. Ve gözlerinde abisini görecek. O zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi kim olduğunu bilmediği bir adam yüzünden kıyamet koparıyor. O adamın abisi olduğunu öğrendiğinde ne olacak? Ve yine sessizlik. Yine sessizlik ve abimden cevap yok. Abim yine cevap vermiyor bana. Sana ben cevap veremem Sinan. Cevabım yok. Ne yaşadığımı bilmiyorsun ya. Ne yaşadığımı bilmiyorsun, tamam mı? Bilmiyorum.
Ya ilk günden beri, en başından beri bu kızın benden ayrılması için onlarca sebep vardı. Beni kabul etmemesi için onlarca sebep vardı. Ama başkası... Hayır abi, başkası olmaz. Başkası olamaz. Ya tamam, ben başta hatalar yaptım. Ben bunu zaten kabul ediyorum. Ama ben Hazan'ın bana bunu yapmasını hak etmedim. Hazan'ın beni bırakıp başkasına gitmesini hak etmedim abi ben. Ama ne kadar susarsa sussun, ne kadar kaçarsa kaçsın, ben o şerefsizi bulacağım. Ben bunun hesabını Hazan'a soracağım. O şerefsizi bulacağım ve ikisini de bunun hesabını soracağım abi. Şerefsizi bulacağım. Şerefsizin kim olduğunu bulacağım. Hala inanamıyorum. Ya kızım. Bu dünyada ölüm var, ölüm. Ölümün şakası olur mu hiç? Ölüm var bu dünyada, ölüm. Gördün mü? Hı? Yasin'i. Gördün mü? Baş edeceksin. Yasin, ben ne durumda olduğunu biliyorum. Ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama yanındayım. Sen de bunu bil. Biliyorum kızım, seni çok kötü etkiledi. Ama kendini bu kadar hırpalama lütfen. İç şu ilacını. Hadi bir tane, hadi. Baba, baba lütfen izin ver bana. Lütfen Yasin'in yanında olmama izin ver, lütfen. Bütün bu olanlardan sonra seni nasıl karşılayacağını bilmiyoruz ki. Baba, biz daha boşanmadık. Yasin hala benim kocam ve bana ihtiyacı var. Benim de onun yanında olmaya ihtiyacım var. Lütfen. Tamam. Tamam, haklısın. Siz daha boşanmadınız. Ve biz ayrıca onların yanında olacağız. Ben şimdi adamları arayayım, duruma bir baksınlar. Sonra da biz seninle ne yapacağımıza karar veririz, olur mu? Tamam. Birlikte. Siz şey yapmayın hiç Hazım Bey. Ben götürürüm. Ne de olsa eski komşum, değil mi? Şimdi siz gelirseniz laf söz olur. Eski hikayeler çıkar ortaya. Merak etmeyin, ben götürürüm Selin Hanım. Şimdi söyle bakalım Selin Hanım. Kaynananı neden öldürdün? Ama ne kadar susarsa sussun, ne kadar kaçarsa kaçsın, ben o şerefsizi bulacağım.
Ben bunun hesabını o Hasan'a soracağım. O şerefsizi bulacağım ve ikisine de bunun hesabını soracağım abi. Ben bunu ona yaşatmayacağım. Yaşatmayacağım. Bunu ona yaşatmayacağım. Uydurduğunu anlamıyorum, anladın mı? Git artık, git! Sen beni duymuyor musun kız? Ha? Gördüm diyorum sana, gördüm. Madem hiçbir şey yapmadın, niye gelmedin oraya? Ha? Herkes başına toplandı kadıncağızın, sen niye gelmedin? Arkana bakmadan kaçtın gittin ama. Yeter, git! Niye ittin kayınvalideni, çabuk söyle. Sen mi ittin kız? Ha? Ben durdurmaya çalıştım. Ben onu sadece durdurmaya çalıştım, yoksa her şeyi söyleyecekti. Yasin'e her şeyi söyleyecekti, bebeği söyleyecekti. Ben bir şey yapmadım. Ben sadece onu durdurmaya çalıştım. Birdenbire oldu. Durduramadım, ben anlamadım, altında kaldı. Her şeyi Yasin'e söyleyecekti bebeğin olduğundan. Söyledi de zaten. Sen hiç merak etme, söyledi. Gider ayak son nefesini verirken oğlunun kulağına tek tek her şeyi söyledi. Ya Selin Hanım, şimdi acısı var da oğlunun aklı başında değil. Hele bir aklı başına gelsin, o zaman sen de ben artık kara kara düşüneceğiz ne yapacağımızı. Şimdi öfkeden gözü hiçbir şeyi görmüyor. Ama bir gün görecek. Gözlerine bakacak. Ve gözlerinde abisini görecek. O zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Abla. Kötü bir şey oldu. Yaz. Amerika'ya mı gidiyoruz? Thank you.
Annemle kol kola girdiler. Yasin'in yanına gittiler işte ya. Benim de gitmem gerekirdi. Sen yolda ruhunu teslim etmeden buraya gelmişsin. Tabii ya. Ben de kafa kalmadı, soramadım. Bana ne kadar kızgınsın. Tamam. Çeneni açmak için bir de şöyle sorayım. Yağız'la yüzleşmek zorunda kaldığınız için bana ne kadar kızgınsın? Ece. Ya da şöyle. Yağız'la birbirinize aşık olduğunuz gerçeği... Ece! Şimdi de küçük bir çocuk gibi babanın evine mi kaçıyorsun? Bu ne demek ya? Onu fırtınanın ortasında tek başına bırakamam diyorsun. Amerika'ya gelmiyorsun. Çünkü biliyorsun. Evet, fırtına kopmak üzere. Ve sen bunu çok iyi biliyorsun. Ve kahramanımız fırtınadan önceki sessizlikte babasının yalısına taşınır. İnanamıyorum ya. Resmen baban elini kolunu bağlasın diye yalıya gidiyorsun Yaz. Bu kadar mı zayıfsın sen bu kıza karşı? Bu kadar mı çaresizsin? Bu kadar çaresizim. Anla işte, bu kadar çaresizim. Hoş geldin evine. Sen gidiyor musun yoksa? Yoksa ne? Seninki aşk değil ya, hırs, ego. Yıllardır gözyaşıyla beslenen ego şimdi gözyaşı döküyor, öyle mi? Neden? Çünkü kız başkasına gitti. Sinan Egemen'in tarihinde bir ilk. Çünkü Sinan Egemen asla yarı yolda kalmaz. Her zaman yarı yolda bırakır. Sinan Egemen'dir her zaman başkasına giden, değil mi? Hazan'ın gidişini değil, egonun çizilmesini azmedemiyorsun sen Sinan. Kesilsin artık. Bu halde olmanın sebebi şu meşhur kişinin kim olduğunu bilmemek mi Sinan? Yüzüme bak, yüzüme. Bilsen bitecek mi? Kendine yaptığın bu eziyet bitecek mi? Bırak şunu ya. Ben sana söyleyeyim, bitmeyeceksin. O kişinin kim olduğunu bilsen kaldıramayacaksın. Sana boşuna bana ihtiyacın var demiyorum. O kişinin kim olduğunu biliyorum Sinan. Sen. Evet, ben. Sen biliyorsun, öyle mi? Ben bilmiyorum ama sen biliyorsun. Sen ne bakıyorsun lan? Sinan. Ha? Sen neye bakıyorsun oğlum? Sinan, ne yapıyorsun? Sinan. Bırak. Sinan. Kardeşim sakin ol. Çek lan elini, çek. Sinan dur. Dur. Sen neye bakıyorsun? Ha? Sinan ne yapıyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun?
yeniden evine döndüğün için çok mutluyum. Babanın evi her zaman sana açık, biliyorsun bunu. Ama ben yine de sebebini merak ediyorum. Sadece burada olmam gerektiğini düşündüm baba. Öyle gerekiyor. Demek öyle gerekiyor. Sinan'ın bundan haberi var mı? Bakın gerçekten sadece sarhoş bırakın, ne olur bırakın. Hanımefendi, şubeye götürmek zorundayız. Sinan Bey, kavga ettiğini tanıdım. Olayla ilgili açıklamaları vermezsiniz. Kavganın sebebi neydi? Bir şerefsiz var. Bir şerefsiz var ve ben onu bulacağım. İzliyorsa duysun. Peki bu olayı bulacağım. Bir açıklama olabilir miyim? Nilan'ımla ilgili bir olay mı? Lütfen bir açıklama yapalım. Azm amca, ne olur yetiş. Azm amca. Nilan'ım, kavga ile ilgili bir açıklama olabilir miyim? Anladığım kadarıyla Sinan'ın haberi yok. Eğer korktuğum gibiyse... Her şeyi anladığın gibi baba. Ve hiçbir şey korktuğun gibi olmayacak. Ben de bu yüzden buradayım. Şimdilik. Zamanı gelince asıl olmam gereken yerde olacağım. Bir abi her zaman her yerde yapması gerekeni yapar. Abiliğini yapar. Sen çok iyi bir abisin. Kardeşinin düğününden sonra... Baba. O düğün... Yaz Bey, odanızı hazırladım. Tamam, sağ ol be. Baba. Oğlum, ikimiz de biraz dinlendikten sonra konuşuruz. Olur mu? Bunu kabul et. Ne olduğunu anlat, ben de kabul edeyim abla. Hani ne oldu, ne yaptınız, ne konuştunuz, hiçbir şey anlatmıyorsun ki abla. Bak, ne olduysa sen hiç iyi görünmüyorsun. İçinde saklama, anlat gitsin işte ablaya. Anlatacak bir şey yok. Senin bencilliğinden, düşüncesizliğinden başka anlatacak bir şey yok. Ha, şimdi de bencil oldum öyle mi? Peki. Sen Yasin'le beni karşı karşıya getirirken sen de en az benim kadar bencildin o zaman. Ece, aynı şey değil, anlamıyor musun ya? Sen evli olsan bile Yasin'in bir parçasını taşıyorsun içinde. Sizin aranızda bir bağ var. Hiçbir mecburiyetin, hiçbir engelin yıkamayacağı bir bağ var. Ya biz... Biz diyorum bir de ya. Biz diyorum ya, olmayacak bir şey için, olmayan bir şey için biz diyorum bir de ya. Benim Yağız'la aramda tek bir şey var Ece. Sinan. Kardeşi. İkisi aynı şey değil. Kesinlikle değil. Neyse, en azından artık rahat rahat konuşabiliyorsun. Kendi içindekilerden kaçmıyorsun en azından abla.
Ne mutlu bana. Tamam bak. Beni yanında istedin. Geldim ben de. Ama yalnız kalma ihtiyacım var biraz, tamam. Yarın cenazeden sonra gelirim yanına, konuşuruz. Abla. Sen de artık onun seni sevdiğini biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Ve artık her şey daha da zor. Ozan, konuşmamız lazım. Bir bekler misin? Sağ ol. Konuşalım. Başla. Ne konuşacağız? Bana ne yaptığını gördün değil mi? Başka biri için terk etti beni Hazan. Haklısın, daha fazla uzatmayayım. Ben... Ben özür dilerim. Bugünkü o... O şey için. Bugünkü şey. Anlamsızdı. Yani benim için tamamen her saniyesi anlamsızdı. Yani öyle, özür dilemek istedim. Dileme. Özür dileme. Devam et. Anlamsızdı. Başka? Hepsi bu kadar. Anlamsızdı. Tamamen anlamsız. Anlık bir şeydi. Evet. Anlık bir hiç. Hiç. Anlık bir hiç. Hiçbir şey işte. Bir anlamı yok. Anlık bir hiçbir şey. Olur ya bazen hani... Sen de bilirsin. Biliyorum, olur tabii. Sık sık olur böyle şeyler. Sonuçta ikimizin de hayatındaki ilk öpücüğü değildi. Değil mi? Tabii. Değil.
Evet, ben de hatırlıyorum çünkü. O yüzden çok anlam yüklememişsindir. Değil mi herhalde? Yok. İlk değildi sonuçta. Anlamsızdı benim için. Hatta burada durup bunu konuşmak kadar anlamsız. Bitti. Konuşmam. Söyleyecek her şeyi söyledik herhalde. Söyledik. Duyulacakları da duyduk. Zaten benim de ilk öpüşmem değildi. Ben rahat rahat gidebilirim artık. Git. Çok kaldın zaten. Hazan'ın burada olduğunu bilmiyordum. Ben de geldiğini bilmiyordum baba. Benim bilmem gereken bir şey var mı oğlum? Baba Hazan, Hazan. Hatım amca. Ne oldu? Koş çabuk yetiş. Ne? Ne oldu? Sinan. Ne olmuş Sinan'a? Sinan'ı gözaltına aldılar. Ne? Ana acısı bu yavrum, ana acısı. Başka hiçbir şeylere benzemez, bilmez miyim? Giden gitti artık. Ben sana şimdi ne desem boş. Hele bir de söyleyen ben olunca, değil mi? Malum. Ben seni şimdi ne kadar avutmaya kalksam da gene de kızacaksın sen bana. Ama bak, Binnaz da biliyor, değil mi Binnaz? Biz senin ananla ne kadar kanlı bıçaklı ben da... Ben bu gece annemi ağlatan hiç kimseyle konuşmak istemiyorum Fazilet teyze. İyi kızım. Ne diyeyim kızım? Zarf benden düşmüş de. Senden düşmemiş Fazilet teyze, koltuğun arasına kaçmış. Yok kızım, ben oturuyordum ya şimdi koltuktaydı orada. Koltuktaydı. Benden düştü çünkü. Yavrum ben oturdum şimdi şurada. Ben Esma'ya hiç kızmadım Yas. Aksine onu çok iyi anlıyorum. Annemin cenazesinde ben de Yasemin'e saldırmıştım. Annemin öldüğü gün onunla kavga etmiştim. Benim annem de bana küs gitmişti. Bu yüzden onun ne yaşadığını çok iyi anlıyorum. Bütün kalbimle hissediyorum. Ben Esma'ya kırgın değilim.
Yasin, yapma bunu. Yasin. Yasin. Sus, sus. Bırak zırlamayı. Yandık ki ne yandık? İçeride mektup var. Ne mektubu ya? Kız Şükriye'nin oğluna yazdığı mektup. Bomba gibi patlayacak. İkimiz de yanacağız. Bir şerefsiz var. Bir şerefsiz var ve ben o şerefsizi bulacağım. İzliyorsa duysun. Peki bu olay... Bulacağım. Bir açıklama olabilir miyim bu olayla ilgili? Dilan Hanım'la ilgili. Dilan Bey lütfen. Lütfen. Bir açıklama yapar mısınız? Kavga nedenini öğrenebilir miyiz efendim? Peki bu olayla... O şerefsizi bulacağım. Dilan Hanım'la ilgili. Bir açıklama olabilir miyim bu olayla ilgili? Dilan Hanım'la ilgili. Yaz Bey. Yaz Bey. Yaz Bey. Ya nasıl oldu bu iş böyle? Niye böyle bir şey yaptı bu çocuk ya? Hazım amca gerçekten haberin olmadığını söylemeyeceksin değil mi? Neden haberim olacakmış benim Nil? Hazan'dan. Hazan'dan haberin yok. Yok. Yani kavga mı etmişler? Bu düğün meselesi yüzünden mi? En azından Yağız söylemiştir diye düşünmüştüm. Düğün falan yok Hazım amca. Hazan Sinan'ı terk etti. Kimseler ilişmeden şu konuyu bir konuşalım bakalım seninle. Ne konuşacağız biz ya? Bitti işte. Yasin mektubu bulacak, okuyacak ve her şey bitecek. Kız bitti deyip köşemize mi çekilelim? Ne yapıp ne edip o mektubu almasına mani olacağız. Nasıl mani olacaksın? Kızım okumasına engel olacağız diyorum. Yasin'in o mektubu okumasına engel olacağız, elinden alacağız, bir yolunu bulacağız. Benim aklıma nasıl gelmedi acaba ya? Ama unuttuğum bir şey var. Ya bu gece okursa mektubu? Esma. Abicim sen ne yaptın? Anneme mektup mu yazdın? Abi ben annemsiz ne yapacağım? Deme öyle, abim var senin. Abim var ya. Hem anasız kaldık hem babasız. Öksüz mü olduk abi şimdi biz? Yok öyle bir şey, senin abin var. Abim var senin. Hadi gel biz hava alalım. Gel. Gel bakalım. Gel canım benim, gel.
bir şey söyle Oğuz. Çok merak ediyorum, yanında mı? Yok. Kardeşiyle yalnız kalmak istedi. Çıktım az önce. Annemler? Çıktı mı? Tamam Oğuz, sağ ol. Ben arayacağım sonra yine seni. Kardeşi üstüme saldırdı. Yasin yüzüme bakmıyor. Benim mektubu almam, o eve girmem imkansız. Ben o eve girip nasıl mektubun peşine düşebilirim? Ne yapalım? Kurbanlık koyun gibi oturup bekleyelim de ne yapalım? Boşuna hazırlayıp durma Selin Hanım. İkimiz de aynı gemideyiz. O mektup ikimizi de batırır. Şimdi ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu gece ikimiz de dua edeceğiz. Dua edelim ki anasının yasından kurtulmasın. Gözü açılmasın da okumasın o mektubu. Yarın bir yolunu bulacağız. Yarın buna bir çare bulacağız. O mektubu okumaması lazım. Kızım. Kızım geldi. Allah muhabbetinizi arttırsın. Gece gece doyamadınız galiba birbirinize. Sen nereden çıktın kız bu soğuk havada? Gir, hadi içeri gir. Üşüteceksin. Kim kime mektup yazmış? Önce onu bir söyle bana. Ben odama gidiyorum. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Annemle beraber bana cevap veriyorsunuz. Gece gece şaşırdın herhalde. Bırak geçsin kız. Fısır fısır ne konuşuyordunuz anne? Ne mektubu? Tövbe yarabbim. Kızım iyi misin sen? Nereden çıktı bu mektup? Rüyanda mı gördüm? Yok öyle mektup. Anne bak bana numara yapma. Taktın bunu peşine gittiniz Yasin'in yanına. Ben gerçekten çok sıkıldım, gidiyorum. Ben eğlendireceğim şimdi seni. Sen ne mektubuymuş bana bir bak, söyle. Hala ben mektup diyor şimdi... görüyor musun? Hala mektup diyor. Taktım mektubu ha. Hah, kocan geldi. Git kocanla ilgilen. Bu ne? Baba. Hayırdır inşallah. Bulacağım bunu. Ne oluyor? O herifin kim olduğunu bulacağım. Ne diyorsun? Kime bulacakmış baba? Hazım Bey. Ben söyleyecektim size bu yüzük meselesini ama işte hani genç ya bunlar. Gençlikte olur böyle şeyler. Bir kavga ederler, bir barışırlar. O yüzüğün takılmasına müsaade etmemin sebebi oğluma olan zaafımdı. Hazım Bey. Ben bu gece yaşadıklarımdan sonra, oğullarımı böyle gördükten sonra bu acı manzara karşısında söyleyebileceğim tek bir şey var. Kızınız oğlumdan, oğullarımdan uzak dursun. Bitti. Bitti. Bitti dedi. Benden duymuş olma ama bizim devrimimiz bitmek üzere. Kazım boşanmak istiyor. Kalıp şurada sana şu mektup olayını sormak isterdim ama nasılsa doğruyu söylemeyeceksin. Bu yüzden üzgünüm. Artık bana tutunup ayakta kalamayacaksın. İyi geceler. Canım benim canım, yeter artık bak, yapma lütfen, lütfen. Ömrüm. Hadi bak masal okuyalım mı? Hadi ben sana bir tane daha masal okuyayım şimdi. Bak Pamuk Prenses. İstemiyor musun? Dur bakalım ama ya ne olmuş, gel bir okuyalım gel. Heh, hadi. Pamuk Prenses ormanda yürürken böyle birdenbire küçücük bir ev görmüş. Cücelerin evi. Aa ne kadar küçük güzel bir ev böyle derken. Dememiş. Hadi biraz bunlarla oynayalım. İster misin? Elin saf Sevda ya. Elin saf. Ay. Ne oldu?
Tamam bak çok özür dilerim Nermin. Tamam birazdan uyuyacağız tamam mı? Sen nasıl annesin ya? Ya daha bu çocuğu susturamıyorsun sen. Kızım sen bu çocuğa nasıl bakıyorsun ha? Sen daha ağlayan çocuğu susturamıyorsun. Sen susturamıyorsan ben mi susturacağım bu çocuğu ha? Ben mi susturacağım? Nermin. Sen bunun ama... Gökhan Bey, kusura bakmayın. Yukarı kadar da geldi değil mi ses? Yani çocuk yine... Tamam sen çık odan hadi. Ne oldu? Hı? Gel bakayım sen buraya. Gel. Gel. Uyumadı mı bu? Uyumamış mı bu? Pışpışlayalım mı seni biraz? Ha? Neden böyle? Ne olduğunu biliyorsunuz Gökhan Bey. Ya annesi ne istiyor? Kızım burada benimle. Bir çocuğun bakılması gerektiği gibi bakılacak. Adam haklı Yasur. Adam haklı. Sen kim? Anne olmak kim? Bu kızın babası kim? Benim karımın kızının babası kim? Adam yine haklı. Kim bu çocuğun babası? Sen de diyeceksin ki bu çocuğun babası Bela. Gökhan'cığım Bela. Cemile.
uyuşturucu kuryesi sevgilisinin ihbarıyla yakalandı. Gasp ve tehditten 8 ayrı suç kaydı olan uyuşturucu kuryesi Kudret'te emniyete götürülürken kendisini ihbar etmekle suçladığı CK'ya tehditler savurdu. Cemile! Benden kurtulamazsın! Bu kızın babası kim? Çağırma Belay, çağırma Gökhan, çağırma. Değil o iş. Öyle bitti demekle bitmez. Bitti demek de bitmez. Sen bitti dersin. Son sözü gene Fazilet söyler. Fazilet. Sen karnı burnunda kızımı nasıl boşarsın? Ha? Sen kimin kızını boşuyorsun? Bir söyle bakalım bana. Senin. Bebeğinin babasına kavuşmak isteyen kızını boşuyorum Fazilet Hanım. Yapamazsın. Benim alık kızım ne isterse istesin. Ama karnı burnundaki kızımı boşayamazsın. Ha, yaparım diyorsun ha? Tamam. Tamam, sen yaparsan ben de yapacağımı bilirim o zaman. Ne var? Eğer benim kızı boşarsan vallahi de billahi de kelimeden bir girerim, evlatlığından çıkıveririm alimallah. Senin bugüne kadar sakladığın bütün sırlarını çarşaf gibi sererim herkesin önüne. Bunu da bil Hazım Egemen. Hadi sıkıysa boşa benim kızı. İşte beklediğimiz tehdit de geldi. Beni bunu yapmaya mecbur bırakma Hazım Egemen. Ben diyorum ki Fazilet Hanım, şu tehdit meselesini bir de tersine mi çevirsek acaba? Eğer ağzını açarsan kızını da torununu da beş parası sokağın ortasında bulursun. Buna ne dersin Fazilet Hanım? Yalnız bırakmayacağım Hazım. Sen Hazım Bey, şimdi sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben senin anladığın dilden konuşuyorum Fazilet Hanım. Eğer Kerime ile ilgili ya da evlatlarımla ilgili tek kelime edersen kızım benden beş kuruş alamaz. Anlıyor musun? Medeni kanunda bir yere kadar. Öyle değil mi Fazilet Hanım? Karnındaki çocuğun başkasından olduğu anlaşılmışken, kızın kendi ayaklarıyla çocuğun babasına gitmişken, hangi kanun, hangi hakim beni nafaka vermeye zorlayabilir? Benim kızım kandırmadı ki seni. Sen kendin biliyordun zaten. Benim kızım kandırmadı. Sen beni evlatlarımla vuracaksın ama benim payıma dürüstlük düşecek. Öyle mi Fazilet Hanım? Yok öyle bir şey. Ben haberim yoktu. Eşim beni kandırmış dedikten sonra bunun aksini kim kanıtlayabilir? Bir rezillik az, bir rezillik fazla. Karısı damadının çocuğunu taşıyan bir adam olarak ben zaten yeterince rezil olmuş olacağım. Ben bugüne kadar çocuklarımı yeterince karşıma aldım. Belki de doğmamış bu çocuk yüzünden, onları kandırdığım için ben bütün çocuklarımı tamamen kaybedeceğim. Kızın çocuğun babasına kavuşunca
ben zaten kaybetmiş olacağım. Anlıyor musun? Gördün değil mi? Seni Kerim'e bile kurtaramaz. Bir savaşta insan iki defa yenilmez. Benim zaten kaybedecek hiçbir şeyim olmayacak. Ama ya sen? Sen hayatta en değer verdiğin şeyi kaybedeceksin. Para. Para kaybedeceksin Fazilet Hanım. Sen... Ben senin kızına istediği özgürlüğü vereceğim. Seçim Ece'nin olacak. Ama eğer annesi rahat durmaz konuşursa... ...kızının seçim şansı kalmayacak. Hazım Bey... ...bak sen vicdanlı bir adamsın. Yapamazsın bunu. Vicdanlı bir adamsın sen. Vicdan. Vicdan enayilik değil. Artık değil Fazilet Hanım. Abi, abi, babam gelmeyecek galiba. Biz gidelim lütfen. Ben daha fazla dayanamayacağım. Tamam, sen sakin ol, sakin ol. İlaçlarını aldın mı sen? Aldım. Tamam, hadi. Baba, baba sen geliyor musun? Baba, ben Selin'le beraber gidiyorum. Sen gelmeyebilirsin istersen. Ben ailemizi usulen temsil edebilirim. Yok oğlum, ben de gelirim. Tamam. Baba, gelmesi uygun olur mu sence de? Aptal kızım benim. Aptal. Üstüme bir şeyler atıp ben de geliyorum. Sinan. Abi sonra, şimdi değil. Bir dakika, nereye gidiyorsun? Nil'in yanına gidiyorum. Nil bir şeyler biliyor. Bir dur, bir dur, bir neyi biliyormuş? O herifin kim olduğunu biliyor abi. Gidip soracağım şimdi. Thank you.
Aa Sinan. Efendim Sinan. Neredesin? Sen iyi misin? Neredesin diyorum, neredesin? Şirketteyim. Geliyorum ben oraya. Karşımda. Aa bak, Nil bir şeyler biliyor olabilir mi? Ben ilgileneceğim. Nil, telefonuma ne yaptın? Yasin, bırakma kendini bak. Kardeşin yanında yalnız değilsin. Tamam mı ablacığım? Bırakma kendini ne olur. Bak bak, gelenlere bak. Adamın dümürü gitti. Ne yapsın? Arasını limonu zannederdik. Limonu tabii canım. Oğuz'un kameralarını yatıp kalkıyor çocuk ya. Bizim oğlanın parmağında yüzük yoktu değil mi? Barıştılar herhalde. Başın sağ olsun Yasin. Başın sağ olsun. Yasin. Başın sağ olsun. Lütfen yanında olmama izin ver lütfen. Dostlar sağ olsun abi. Esma'cığım, başın sağ olsun. Ben abin olarak yanındayım. Sen biraz kendine gel, konuşuruz. Esma, başın sağ olsun. Oğlum hazmetmekte zorlansa da bu attığın adım beni mutlu etti Hazan. Keşke bile bile başından beri oğlunuzu desteklemeseydiniz. Bir baba olarak attığım adımın izahını sana yapmayacağım. Sen yapman gerekeni yaptın zaten ve böyle devam edeceksin. İkisini de hayatından çıkaracaksın. Şüpheniz olmasın. Şükrü ya, ah. Hesabımız mahşere kaldı sende ha. Bana çektirdiğin her şeye rağmen bu içimdeki senin de parçan. Ben buraya onun hatırına sana hakkımı helal etmeye geldim.
işim var. Üçünüz dedi. Sen, Sinan ve Hazan. İşimiz var. Nil, numarayı bırak diyorum sana. Ne yaptın, şifremi mi kırdırdın? Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Nasıl bir kadın sevdiği adama aşık başka bir kadınla hala aynı evi paylaşabilir? Ve nasıl küçük bir tehditle içini soğutabilir? Bak, birazdan burada olacaklar. Ve bu yaptığın çok tehlikeli. Kimin için tehlikeli? Benim için değil. Onlar kardeş. Beni ilgilendirmiyor. Hazan düşünsün. Bu kadar acımasız olamazsın ya. Acımasız derken? Kimin için acımasız? O ses kaydında Hazan'ın aşk itirafı vardı. Hazan'a acımayacağına göre acıdığın kişi Yağız mı? Daha açık konuşalım. Hazan'ın duyguları karşılıksız değil ve sen de bunu biliyorsun öyle mi? Peki ben de daha açık konuşayım o zaman. Sinan iyice dağılmış durumda. Bunu kaldıramaz. Eğer gerçekten onu birazcık seviyorsan çeneni kapalı tutarsın Nil. Ben Sinan'ı çok seviyorum. Sinan'ı değmeyecek bir kıza ağlatmayacak kadar çok seviyorum. Nil! Seni dinliyorum. Dün gece anlattıklarının devamını getireceksin. Sana bir soru sordum Nil. O herif kim, bana cevap vereceksin. Nil bak, bir şeyler bildiğini biliyorum. Bana cevap ver. O herif kim? Mezarlıktan sonra bir yerlere oturalım, konuşalım mı seninle? Benim halletmem gereken bir işim var. Mezarlığa gelemeyeceğim ama arayacağım seni. Konuşacağız. Söyle. Bir mektup var. Ne mektubu şimdi? Ne diyorsun ya? Ne mektubu olduğunu ben de bilmiyorum. Ama Yasin'in öğrenmesi gerekiyor. Ben onun yanına gidemiyorum. Senin uygun bir zamanda gidip söylemen lazım. Annem o mektubun peşinde. Mezarlığa gidemeyeceğim, vallahi dayanamayacağım artık. Ben gidiyorum. Sen nereye anne? Ben vazifemi yaptım. Bu kadarı kâfi. İnşallah senin için de kâfidir bu kadarı. Hadi bakalım fazilet. Tabana kuvvet.
O mektubu buldum, buldum. Bulamadın. Hadi bakalım. Salaklık bende zaten ya. Geldim buraya sabah sabah gözümü açar açmaz. Geldim buraya senden medet umuyorum. Çok sarhoştun, yanlış anlamışsın beni. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben kelimesini hatırlıyorum senin ne dediğini. Ya bak kim olduğunu bilmiyorum ama bulacağım, peşindeyim. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi Nil. Böyle alıyorsun değil mi intikamını? Ama helal olsun sana. Helal olsun Nil. Güzel geçtin dalgını. Şu Hazan'ın bana yaptığını görüyor musun abi? Hazan susuyor, ben bunun oyuncağı oluyorum burada. Nil'e güvenemeyeceğini biliyorsun zaten Sinan değil mi? Ben Hazan'a güvenemeyeceğimi öğrendikten sonra bana güvenden bahsetmeyin zaten. Ben öğrendim. Alo. Vizemi aldım. Hazır. Bir şey söylemeyecek misin Yaz? Lütfen bir şey söyle ya. Konuş. Bağır çağır ama bir şey söyle. Bir tepki var. Tepkimi vereyim. Hı? Hayatımın en ağır yükünü, en büyük çaresizliğimi 15 yıllık dostumla paylaşıyorum. İlk kez birinden yardım istiyorum. Ama o ne yapıyor? Beni sırtımdan vuruyor. Bir de ses kaydı alıyor. Ses kaydı. Yaz, ben seni vurmadım. Evet, bir hata yaptım. Ama sen kendini vurma diye yaptın. Aşıksın Yaz, gözün kendini bile görmüyor. Sen ondan uzak duramıyordun. O senden uzak dursun istedim. Çünkü sen artık duramıyordun Yaz. O çok böbürlendiğin iraden, mantığın, aklın... Hepsini susturup kalbinin sesine yürüdüğünü görüyordum. Farah. Ben kalbimin sesine yürürdüm. Tamam mı? Yürürdüm. Bu basit oyunlar, ucuz tehditler beni durduran şeyler değil. Kardeşim ve Hazan'ın gururu. Bunlar. Anla artık. Emin misin? Hazan'ın duygularını kabul etmesine şaşırmadın. Ama şaşırman gerekiyordu değil mi? Şaşırmadın çünkü bir şey oldu. Evet bir şey oldu. O da sen de artık duygularınızın karşılıklı olduğunu biliyorsunuz. Parçalar birleşiyor Yaz. Neden arkana bile bakmadan babanın evine kaçtığını çok iyi biliyorsun. Sen de artık kendini durduramıyorsun. Bu iş sarpa saracak Yaz. Bu iş sarpa saracak. Neredesin? Nereye koyuyordu bu anahtarı be? Ha?
çıkmış kapı. Hadi bismillah. Sen mi buradaydın Zeynep abla? Ah çıkardın kızım, ben buradayım ben. Ha, kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Akşama helva yapıyoruz yavrum. Ne iyi ediyorsun ya. Vallahi çok iyi ediyorsunuz. Hadi kolay gelsin. Ben de bir bakayım dedim. Hani ne işe yararım, ne yaparım, ne ederim. Bir toparlayayım dedim ortalığı. Ay sağ olasın. Sen yardıma geldi canım. Aa, benim, görüyor musun? Hadi kolay gelsin. Hadi biz buradayız. Tamam. Sen işine bak. Ben de şuraları toparlayacağım. Tamam kızım, ha, tamam. Hadi. Fasulyet. Ha Zeynep abla. Yemekler hazır canım. Sen de buradasın. Biz şimdi gidelim. Akşama geliriz. Olur olur. Tamam. Olur olur. Benim hadi ufak bir işim var. Tamam. Derleyeceğim toplu. Tamam. Hadi sağ olasın. Hadi sağ olun. Elinize sağlık. Hadi güle güle. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Yavrum ben oturdum şimdi şurada. Elini aldı gitti odaya. Dostuna gitti. Abi, biz şimdi annemi babamın koynuna bıraktık, gidiyor muyuz? Bir mektup var. Ne mektubu olduğunu ben de bilmiyorum. Ama Yasin'in öğrenmesi gerekiyor. Annem o mektubun peşinde. Yasin. Abi. Ben bir an önce eve gitmek istiyorum. Tamam abiciğim. Tamam. Az kaldı. Yok bir şey, konuşuruz sonra. Nerede bu ya? Nerede bu mektup? Nerede? Yanında alıp gitmiş olmasın bu? Ya yanında götürdüyse? Yandın anam yandın. Hem de ne yandın? İşine gücüne bak. Yok oğlum buradayım ya, olur mu? Biz de Esma ile biraz baş başa kalalım. Tamam. Tamam kardeşim. Yanında götürdü herhalde bunu bu yanında. Allah yanında götürdü herhalde bunu. Esma ne oluyor abiciğim? Ne yapıyorsun sen burada ya? Toz. Her yer toz. Abi bu kadın resmen odamı karıştırıyor ya. Yatağın altına bakıyordu. Fazilet Hanım sen nasıl girdin içeri? Ne yapıyorsun burada? Aa tövbeler olsun. Öyle evi değil mi oğlum burası? Sevabına geldim. İş güç tutmaya geldim. Toz içinde her taraf. Ya sen kime kandırıyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Bak.
Siz gençlerin hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyden. Adettendir çocuklar. Öyle evine gelinir böyle iş güç yapılır yani. Abi bak bu kadın. Çık. Fazilet Hanım çık. Biraz daha toplayıverseydim şuraları ben. Sen kimi yiyorsun? Hadi hadi dışarı. Hadi dışarı. Tabii tabii zaten ben anladıydım canım. Anladıydım ondan böyle gizli saklı giriverdim. Kızcağınızı anlayıverdim. Sana mı kaldı ya bizim odamızı toplamak? Esma tamam abi. Tamam hadi canım bir şey de yapmadık. Toplayıvereyim dedim yani bir şey yapmadım ya. Allah sabır versin tekrar. Hadi tamam oldu. Hadi. Fazilet Hanım. Ha? Sen ne arıyordun benim evimde? Aa. Üstüme iyilik sağlık. Fazilet Hanım benim evimde ne arıyordun? Oğlum sen ne dediğini biliyor musun? Bak acıdan senin aklın başında değil. Onca husumete rağmen kadın benim gözümün önünde gitti. Düşmanlığımı bile unuttum. Bak seni bağrıma bastım ben. Ne diyorsun ayol sen? Ben ne arayacakmışım senin evinde? Beni didikleyeceğine de sen git kardeşine eğile biraz. Ananızın yasını tutun. Ben de gideyim evimde duamı edeyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Artık ne yapacaksın? Böyle yazılmış yazgısı. Sen bir iş çevirmiyorsan benim adım Yasin değil. Yazmamışsın ki. Ölüm fermanı yazmışsın sen. Ölüm. Ölüm fermanıymış. Hadi. Hadi bitti gitti. Hadi oldu bitti gitti. Abi. Bak o kadında bir tuhaflık vardı. Resmen odamı karıştırmış ya. Hoş geldiniz Selin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hazım Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hazım Bey, avukat bey bunu sizin için bıraktı. Teşekkür ederim. Bombayı imha ettim. Ece, seni salonda bekliyorum. Evet, seni dinliyorum. Beni değil, Hazan'ı dinliyorsun. Aslında bir tahminim var. Merakla bekliyorum. Yaz'ın peşindesin. Yaz'a olan hislerinin farkındayım. Herhalde Hazan. Onun onlarca kopyasını aldığımı söylememe gerek yok. Ne istiyorsun? Vay be Yaz. Seni bir gün karşımda böyle göreceğim aklıma bile gelmezdi. İyi tadını çıkarırsın sonra. Hadi konuş.
bana inanmayacaksın biliyorum ama gerçekten kötü bir niyetim yok. Hatta ayrıldıklarını görünce ses kaydını vermekten bile vazgeçtim. Ama dün gece Sinan'ı yine o kız için darmadağın görünce kendimi bir şey yapmak zorunda hissettim Yasin. Ama yine yapamadım. Çünkü ben gerçekten aranızın bozulmasını istemiyorum. Kardeş kavgası çıkarmaya mecbur kalmak istemiyorum. O zaman şu an benden ne istiyorsun? İşte sorun da bu. Alışveriş yok, pazarlık yok. Çünkü sen bana istediğimi veremezsin. Sen bana Sinan'ı veremezsin Yasin. O yüzden sen de benim gibi yap. Arkana yaslan ve dua et. Dua et ki Sinan Hazan'ın peşini bıraksın. Çünkü eğer bırakmazsa onu gerçekle yüzleştirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Ya da gerçeğin bir kısmıyla diyelim. Sonuçta ses kaydında Hazan'ın duyguları var değil mi? Abisinin duyguları yok. Nil. Bu ses kaydı bana kardeşimi, kardeşime, abisini, Hazan'a da gururunu kaybettirecek. Yapma. Sadece dua edelim Yas. Dua edelim de Sinan beni buna mecbur bırakmasın. Yemiyor muyuz yine? Kahvaltı bile yapmadı Gökhan Bey. Alayım ben. Ömrüm. Biz seninle ne yapıyorduk? Uçakçılık oynuyorduk hatırlıyor musun? Aç bakayım ağzını. Hop. Hop. Uçak geliyor, 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 geliyor. E demek ki acıkmamışız. Gökhan Bey kahvaltı bile yapmadı diyorum. Ömrüm. Bak biz seninle ne yapalım biliyor musun? Havalar da güzel. Biz seninle dışarı çıkalım. Biraz oynayalım, oynayalım, oynayalım. Enerjimizi atalım. Ondan sonra hamburger yiyelim. Ha? Kocaman. İstemezsen pizza yiyelim. Hı? Hangisini istersin? Anne. İstiyorum. Tamam, bunun rengi çok güzel. Burada neler varmış? Hanginiz olabilirsiniz bana? Hanginiz olabilirsiniz derken sen. Sen bu sezonun trend rengisin ve benim nesin? Ya bir dakika, bakar mısın şuna? Şuna bakar mısın ya? İşte böyle renkler enerji yükseltirler. Evet, bu da olacak. Tamam, süper, harika. Ve kırmızı işte benim vazgeçmezim ya. Ben böyle de güzel bir renk görüyorum. Aa, biraz da inatçı gelmiyor galiba. Ay, hepsini aldım. Bunlar da olsun. İki tane olsun. Ne olacak ki yani? Ve bir kırmızı daha. Evet, bunu da istiyorum. Bence bana yakışır. Onları kabine götürür mü Yasemin Hanım? Lütfen. Bakar mısın? Sarım. Hı. Ya biraz açık gibi ama. Bence bu da olur. Evet. Bakalım. Olacak. Daha hızlı, daha hızlı. Sen nesin? Sen nesin? Sen beni mi bekliyorsun sen burada ya? Sen burada beni mi bekliyorsun? Tamam, sen de gel. Benim olabilir. Evet, bakıyorum, 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 bakıyorum. Neler var orada, neler var burada? Ne? Sen gel buraya. Gel, 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 gel. Seni çağırdığımda yanıma gel. Evet, işte sen. Bunlar kabine. Lütfen. Biraz daha hızlı, hızlı. Ay, inanmıyorum. Böyle renk elbise yapılır mı? Böyle biticik biticik ya. Bakar mısın? Çok güzel. Bunu da istiyorum. Evet. Kapalısın. Biraz kapalısın. Başka bir renk lazım. Senin gibi. Geliyorsun. Kıyafetleriniz hazır Yasemin. Teşekkür ederim.
Yasemin. Parayla alabileceğin her şeyi al. Ama kızını parayla alamazsın. Gökhan'ın aşkını parayla alamazsın. Ama paranın satın alabileceği ne varsa hepsi senin. Kıyafetler, yeni bir araba. Belki yeni bir aşk bile bulursun. İstersen avukatla görüşebilirsin. Değiştirmek istediğin bir şey varsa değiştir. Tartışmaya açık olmayan tek bir şey var. O da orada yazılı değil zaten. Yazıyor Hazım. Doğacak olan müşterek çocuğumuz yazıyor. Müşterek çocuk yoksa boşanmak yok Ece. Yok. Hazım. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Okusun anam bakalım. Gördünüz mü Sinan Bey ya? Bir şerefsiz var ve ben onu bulacağım. İzliyorsa biz. Sayamadım. Sesine bile hasret kaldım be oğlum. Açın şu kapıyı, daraldım ben. Çekil şuradan be. Bir nefes alacağım. Ev üstüme üstüme geliyor. Ya nefes almak da mı yasak? Hapse gitseydim daha iyiydi. Hiç değilse konuşacak birkaç insan olurdu. Hasret Zeyn'e hasret çekiyor. Sinan Bey'e bak sen ya. Ortalığı dağıtmış resmen. Ağzım meydelenmiştir. Ver bakayım sen şunu bana. Ne yapıyorsun sen be kadın? Dur. Sen ne yapıyorsun ya? Bir de telefonu elinden alıyorsun. Bir ver. Ne olmuş Allah aşkına? Sana ne be kadın? Ya bir söyleyin, ne olmuş Sinan Bey'e? İyi miymiş? Polis mi götürmüş? Magazin istiyor bu ya. Yalvarırım söyleyin, ne olursunuz, bir şey mi olmuş Sinan Bey'e? Ne bilelim kadın, ne izlediysen o. Tamam, şu telefonu bana verir misiniz? Benim birini aramam lazım. Telefon yok. Yürü hadi. Ya benim Sinan Bey'le bir konuşmam lazım. Ne olur bir verin şu telefonu. Çok dolandım buralarda. Yürüyorum. Ya bir dakika. Tamam, telefonu vermeyin. Aramayacağım kimseyi ama bir anlayayım. Kimseyi aramayacağım. Bir bakayım ne olmuş, bir anlayayım. Oğlum al. Yaktılar seni sonunda. Yavrum. Yavrum. Sen bu adamdan şimdi illa boşanacaksın, öyle mi? Oo,
annem sözleşmeyi beğenmiş. Ece. Deli deli konuşma. Bu adamı boşanmaya zorlayan sensin. Şimdi bana ağız yapma. Ben bilmiyor muyum seni? Kızım. Yavrum. Bak sen bu adamın gönlünü kırdın kızım. Yasin, Yasin, Yasin dedin. Gururunu kırdın bu adamın. Bu adamda senden boşanacak göz yoktu kızım. Yoktu işte. Bak adam gene kıyamamış sana da bebeğine de. Garanti altına almış hayatınızı. Bu öyle bir adam işte. Ya hadi gel vazgeç bu işten Ecem. Ha? Kız kendine acımıyorsan şu doğacak yavruna acı bari, yavruna. Karnında bebekle el alemin ağzına laf mı vereceksin sen şimdi? Gel vazgeç. Hadi Ecem. Hadi yuvanı bil, kocanı bil. Yuva? Burası gerçekten bizim yuvamız mı anne? Kız burası yuva değil de o gece kondu mu yuva? O at hırsızın yarın davası var. Diyelim boşandı. Hadi sen de boşandın. Hadi verdin müjdeli haberi de ona. Hadi diyelim seni de bebeğini de bağrına bastı. Sonuç? Ya of ya of. O at hırsızı şimdi ne yapıyor biliyor musun o at hırsızı? Kara kara düşünüyor o kız kardeşini nasıl doyuracağını. Ne olacak? Karnında bebekle o gece kondunun kapısını mı çalacaksın? Hele bebek doğduktan sonra nasıl doyuracak sizin karnınızı? Ha tabii, tabii. Aşkınız doyurur değil mi kızım sizin karnınızı? He? Tabii. Ben görürüm sizin o aşkınızı. O bebek bir doğsun bakalım. Sen kucağında bebekle üç kuruşun peşine nasıl düşüyorsun? O zaman görürüm ben senin aşkını. Ablam arıyor. Ha. Arasın ablan, yetiştir ablanı hemen. O akılsızların şahına yetiştir, versin gazı sana. Efendim ablacığım. Yanımda. Ne oldu? Tamam. Tamam geliyoruz biz şimdi. Kız ne oldu? Yukarıda kafedeymiş. Bizi bekliyor. Hadi gidelim. Hayırdır inşallah diyeceğim ama... kendine hayrı olmayandan bize ne hayır gelir acaba? Yaz. Seninle biraz konuşacaklarımız var. Biraz gelir misin? Bunu sormanın kolay bir yolunu arıyorum. Ama uzatmadan soracağım. Bu ayrılığın seninle bir ilgisi var mı oğlum? Kardeşin bu acıyı senin yüzünden mi çekiyor? Cevap ver lütfen. Beni rahatlatacak bir şey söyle oğlum hadi. Eğer o kız kardeşini senin için terk ettiyse ve seninle ilgili hala umutları varsa... Umut falan yok baba. İçin rahat olsun. Ne Haz'ın için ne de benim için. Eğer senin için hala gelecek için hayalleri varsa... Baba
Lütfen daha dikkatli konuş, olur mu? Ya sen de dikkatli davran. Attığın her adıma dikkat et. Hiçbir şeyin, hiç kimsenin, hiçbir duygunun sana kim olduğunu unutturmasına izin verme. Eğer bir kez olduğun adam gibi davranmazsan bir daha hiç o adam olamazsın. Baba. Sinan, sen ne zaman geldin oğlum? Ne oluyor baba burada? Gelmiş, gözlere bak. Geldik bakalım. Abla, iyi misin sen? Ne oldu Hazan Hanım? Son pişmanlık gözyaşları mı bunlar, ha? Ablacığım, tuvalete gidelim mi beraber sen? Ha, gidin, gidin, gidin. Abla kardeş, gidin. Gizli gizli konuşun. Neredeymiş bu tuvalet? Hadi gidin. Gizlisi saklısı yok. O yüzden ikinizle de konuşmak istedim. Ben yarın gidiyorum. Ben yarın Almanya'ya gidiyorum. Bir kez olduğun adam gibi davranmazsan bir daha aynı adam olamazsın. Sen abimi tehdit ettin, ben de sebebini merak ediyorum baba. Baba ile oğul arasında her zaman yapılabilecek tartışmalar bunlar. Olur böyle şeyler, sen uzatma artık. E tamam, söyle o zaman. Konu neydi? Sen buraya abin için mi geldin? Dün gece bana yaşattıklarından sonra sen benimle hala abini mi konuşuyorsun? Dün gece yaptıklarının hiçbir açıklaması yok. Ve bir daha ben seni asla böyle görmeyeceğim Sinan. E güzel. O zaman bana yardım edeceksin baba. O herifin kim olduğunu beraber bulacağız. Hazan'ı takip ettireceksin. Saçmalama Sinan. Kız bitti diyorsa bitti. Sana yakışmaz. Adam olana yakışmaz bu. Beni başka biri için terk etti baba. Ve ben o herifi bulacağım. Ne değişecek Sinan? Ha? Ne değişecek? Kız seni istemedikten sonra o adamın kim olduğunun ne önemi var? Benim için var baba. Tamam mı? Benim için var. Abla gidemezsin. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Ben her şeyi ayarladım ablacığım. Almanya'ya yerleşeceğim ve orada yeni bir hayat kurup... Abla yapma. Ne Almanya'sı? Ya senin yeğenin doğacak. Bizi yalnız mı bırakacaksın? Yani... Almanya dünyanın bir ucu değil sonuçta, değil mi? Sensiz her yer dünyanın öbür ucu. Ece'm. Hiçbir yere gidemezsin. Anne, hiçbir yere göndermiyorum seni. Neredesin? Ufak apı ortasın. Kim yırtayım can ortasından da bir gör bakalım nereye gidiyorsun sen. Nereye gidiyorsun sen? Ananı, kız kardeşini, doğmamış yeğenini bırakıp da nereye gidiyorsun sen? Hadi bir git göreyim bakayım. Hadi bir git. El alemin Almanya'sına sürünmeye mi gidiyorsun sen? Tövbe yarabbim. Sen nereye gidiyorsun ha? Ne işin varmış senin Almanya'da? Ne işi varmış benim kızımın gurbet ellerde, bir söyle bakayım bana. Hadi git. Hadi kalk bakalım oradan, şuradan şuraya gidebiliyor musun? Yarın vedalaşmak için yanınıza gelirim. Kız nereye gidiyorsun sen? Hazan hiçbir yere gitmiyorsun. Kızım. Anne bırak. Bırak, üstüne gitme şimdi kızım, bırak. Ben kızımı bırakmam. Üstüne gitme anne, bırak.
Ben kızımı hiçbir yere bırakmam. Gidemezsin Hazal. Nasıl yani? Nereye gidiyor? Neden gidiyor? Niye tuttun sen beni? Ha, bırakacaktın. Saçını başına yolu verecektim. Bak o zaman gidebiliyor muydu? Ya anne otur, oturduğun yerde bak tansiyonu kaça fırlamış ya. Fazilet abla al şu ilacı sen. Kızım ne ilacı ya, sende ne ilacı? Benim kızım el alemin Almanyalarına gidecek. Bu da ilaçtan bahsediyor, şuna bak ya. Anne. Gidemez efendim, gidemez. El alemin Almanya'sına sürünmeye gidemez benim kızım. O gitsin. Kim? Kim gitsin ya? Sevdacığım tamam hadi sen git odana ya vallahi. Babasının evinde yayıla yayıla yatacağına o gitsin. İlla biri gidecekse. Allah Allah. Ne, ne yapıyorsun ya? O buzdolabı gidecek. Tamam mı? Benim kızım gitmeyecek. Baba artık ısrar etme, ben geri döneyim ya. Yok olmaz Sinan. Bu gece ve bundan sonraki her gece sen benim gözümün önünde bulunacaksın. Aklını başına alana kadar. Baba artık bana çocuk gibi davranmaktan... Ben kızımı göndermiyorum. O gidecek efendim. Anne! Nerede? Benim kızım gurbet ellere gidecek. Anne saçmalama. O odasında keyif yatacak. Yok öyle yağma. Anne. Benim kızım gurbet ellerde sürünürken ben... O adama bu yılda rahat vermem. Anne. Oturtmam efendim. Oturtmam. Saçmalama, gel buraya. O zaman benim yüzümden nereye gidiyormuş ya? Ne oluyor Fazilet Hanım? Benim kızım anasını, kız kardeşini bırakıp yarın Almanyalara gidiyor. Memleketini, yurdunu terk ediyor, kaçıp gidiyor benim kızım. Yarın Almanya'ya gidiyor. Sinan, Sinan gel buraya oğlum. Sinan, Sinan. Tatlım geldim işte, tamam. Sinan orada mı? Ne? Benim Sinan'ı düşünecek hali mi var? Zaten iki saattir ciyak ciyak bağırışıyorlar. Sana yarın mahkemen var diyorum ve babama çaktırmadan çıkmamız gerekiyor. Lütfen artık, lütfen. Sinan, dur oğlum. Baba bırak, konuşacağım onunla. Sinan, böyle olmaz. Sinan beni dinle, yanlış yapıyorsun oğlum. Yarın konuşursun, lütfen oğlum beni dinle. Sinan, Sinan o... Sinan! Tatlım seni biraz bekleteceğim. Yanlış yapıyorsun oğlum. Çok yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Sen böyle dikilecek misin heykel gibi? Ha? Kabahatlisin değil mi? Tabii. Kabahatlisin de ondan böyle duruyorsun. Anne yeter artık, gel benimle lütfen. Ne yaptın benim kızıma be? Ne yaptın benim kızıma? Niye benim kız gidiyor? Hı? Niye sen gitmiyorsun? Sen burada babanın yalısında rahat rahat oturup keyif çatacaksın. Benim kızım bilmediği diyarlara gidecek, gurbet ellere ha? Anne yeter. Niye benim kız gidiyor biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Ar var, namus var benim kızımda. Benim kızımın gönlü yanlışa düşse de benim kızım asla doğru yoldan sapmaz. Anne yeter, yalvarırım yeter artık ya. Anne yeter, yalvarırım yeter artık yetmez ya. Yetmez, yetmez. Bu namusuza benim lügatımda laf yetmez. Kardeş ihanetine bu laflar az bile. Thank you.
Anne yeter artık, gel benim. Bak hamilesin diye itip kalkmıyorum seni. Yeter artık, düş yakamda. Ya ne yapacaksın daha be? Ağzına geleni söyledin, canını mı alacaksın? Benim kızım. Senin kızın acaba gerçekten neden gidiyor anne? Hı? Neden gidiyor, hiç düşündün mü bunu? Onun yüzünden mi yoksa bu işkence yüzünden mi? Ya kaç gündür sağlı sollu giriştiniz, mahvettiniz insanları ya. Akılsızlar. İkiniz de akılsızsınız be. İkiniz de akılsızsınız. Tamam, tamam. Hiç düşünmesin anasını gitsin. Mahvolsun, ikiniz de mahvolun. Göreceğim ben sizin nasıl mahvolduğunuzu. Sen istedin Sinan. Ama umarım gerçeği kaldırabilirsin. Böyle olduğu için çok üzgünüm Azam. Ben bu gece evinde seni yalnız bırakayım. Umarım çok mutlu olacağım bir hayata gidiyorsundur. Kendini kötü hissetmesine izin verme. Suçlamasın. O kendini suçlamasın. Taşa oturma, bebeğe yaramazmış. Benim oğluma hiçbir şey olmaz. Mucize bebek o. Neler atlattı. Bir şey yapmayacak mısın? Öyle arkanı dönüp gidecek misin? Gerçekten hiçbir şey yapmayacak mısın? Ya gitmesine izin mi vereceksin hiçbir şey yapmadan? Yapacak bir şey yok. Ama... Bizim için yapacak bir şey yok. Bir veda. Sizin bir vedanız bile olmasın mı? Thank you.
Esma uyuduysa iki dakika konuşalım mı seninle? Gel kardeşim. Ulan bundan bir iki sene önce biri gelse dese ki ananla babanla küs gideceksin. Nasıl bir hayat lan bu? Bir adamı tutunacak hiç mi bir şey olmaz? Ana yok. Baba yok. Helallik yok. Kardeşime faydam yok. Yasin. Ece yok. Yasin, Ece bugün garip bir şey söyledi. Mektup dedi. Bir mektup varmış. Ece sana yazıldığını tahmin ediyor. Ece, bebek. Tamam. O da anasından duymuş. Ama anlamadım bir şey. Hazret teyze. Esma ne oluyor abiciğim? Ne yapıyorsun sen burada ya? Mektubun peşindeydi o. Sen biliyor musun ne oldu? Abi ne oluyor ya? Esma sakin olur, bir dakika, bir şey yok. Nereye koydum ben onu ya? Nereye koydum oğlum ben bunu? Vedaları sevmiyorum. Ben galiba... Ben özür dilerim. Bugünkü o... O şey için... Anlamsızdı. Her saniyesi anlamsızdı. Anlamsız şeyleri seviyorum. Hiçbir şey yapmadan. Sizin bir vedanız bile olmasın. Çok garip ya. Hiç fark etmeden nasıl alışmışım sana. Öyle oluyor değil mi ya? Bir anda. Ne olduğunu anlamadan. Aman yok ya. Sarılmayacağım ne öyle veda eder gibi. Alt taraf Amerika. Oldu o zaman. Tamam. Yok aldı işte kardeşim. Oğlum bir dur. Aldı. Bir dur sakin ol. Kafanı bir topla. Annen sana ne yazacak da bu kadın peşine düşecek? Bir düşün. Kardeşim o kadın var ya. Heh. O kadın geldi benim evime. İstediğini aldı gitti ya. Ben de gitmesine salak gibi izin verdim. Abi resmen odamı karıştırıyor ya. Yatağımın altına girmiş.
dakika lan. Diyeceklerime o deniz gözlerine bakıp da diyecek yürek yok. Düştüğü gafletten çürüdü. Karardı ananın yüreği. Aslanım. Çok pişmanım. Bir anaya yakışmayacak kabahat işledim. Sana her şeyi itiraf edeceğim. Ece'nin bebeği senindir oğlum. Ne yazıyordun? Yiğit'im. Biz o kısmı geçtik. Yalan söylemiyorum Sinan. Sana ispatlayabilirim. O adamın kim olduğunu Hazan'ın kendi ağzından ispatlayabilirim sana. Sen yine ne işler çeviriyorsun ya? Hı? Ben değil Sinan. Asıl kimin iş çevirdiğini birazdan göreceksin. Hadi gel benimle. Sonra istiyorsan gir içeri, çık yukarı. Yüzleş Hazan'la. Ama önce dinle beni. Hadi ne göstereceksen göster Nil. İyi geceler.
için galiba. Galiba. Veda için galiba. Önce şunu bilmen lazım. Eğer bana başka bir şans bıraksaydın, o kızın peşinden çırpınıp durmasaydın, bunu sana asla göstermezdim. Nil bak 10 saniye. 10 saniye içinde boş konuşmayı bırakıp söylediklerini ispatlamazsan ben iniyorum, tamam mı? Boş konuşmuyorum Sinan. Sadece emin olmak istiyorum. E göster o zaman ne göstereceksen. Yakalandın. Sabah sabah peşimdeydin demek. Esas ben senin neyin peşinde olduğunu merak ediyorum Hazan. Aslında bir tahminim var. Merakla bekliyorum. Yaz'ın peşindesin. Yaz'a olan hislerinin farkındayım. Hazan. Çok üzgünüm Sinan. Gerçekten çok üzgünüm. O kişi abin olduğu için gerçekten çok üzgünüm. Ben geleneksel bir kafa değilim Ozan. Ama sana küçük bir sır vereyim. Önce kardeş, sonra abi. Bu biraz fazla. İnan bana, kalbinin marifeti ortaya çıkarsa, terbiyesizlikle suçlanan kesinlikle ben olmayacağım. Bu kesinlikle bir tehdit değil. Ben sadece erkek arkadaşımı korumaya çalışıyorum. Senin karşılıksız duyguların yüzünden onun kardeşiyle karşı karşıya kalmasını istemiyorum. Asla böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey yaşamalarına izin vermeyeceğim. Güzel. En azından inkarı bıraktın. İtirafa geçtin. Asla böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey yaşamalarına izin vermeyeceğim. Abim. Sinan. Burada. Sinan. Sinan bak abim. Abim bak Sinan. 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 Sinan dur.